onlar da aynı oldu. Toptan mı yapıyorsunuz şey, perakende de mi? Toptan, perakende ikisi de var. Aslan. Aslan, soyadın? Balak. Balak. Peki, lağabınızda kimler derler, besliyorlar? Abzer ağa var. Evet. Hangisinin oğlusun? Halil Dalağan oğluyum. Güzel. Peki, başka mesleğin var mı? Yoksa sen bunu kendin mi seçtin? Daha evvel neler yaptın şey, bugüne kadar? Bugüne kadar çiftçilikle meşgul oluyordum. Evet. Bu sene burayı durdum. Evet. Peki biri tavsiye mi ettiysen böyle daldı mı? Besine dalar, kömür, ateşe dalar, suya dalar, yani tuttuğunu koparır. Yani sen de öyle mi? Ben kendi isteğimle. Evet. Peki bu toptancılık sizi tatmin ediyor mu yoksa idare mi ediyor? Yani bir ileriye yönelik yükselme olur, bir de aldın mı, akşam alır, sabahında karnını yersin, öyle gider. Efendim bir de hangi partidesin dedin, tamam, nerede partidesin? Ya şimdi niye tatmin edici bir durum yok, fakat ilerisi parlak olur inşallah. Ha. Peki, sana sorayım, senin de fikrini alayım mı? Bu şehirden niye gidiyorlar millet? Köylerden de giden var mı gurbete? Böyle duydum ya. Neye göçüyorlar? Önceden göç vardı fakat şimdi köyler şehirde ne? Köyler şehirde yani şimdi dışarıya giden ne geri buraya akın ediyor. Çünkü evet. Sanayi şey oluyor, artık gelişiyor. Peki Besin'de sanayi var mı? Hani şöyle de bana bir sanayi gösterebiliyor musun? Ne sanayisi var? Sanayi yok. Dokumacılık. Yok. Ha. Başka? Doktor ne yapar? Çilim, kavan gibi şeyler üretiyor. Hani tek stil diyeceksin. Aynen. Peki şimdi şöyle sorayım ya. Yukarıdan aşağı besine bakıyorum. Her köşe başı bakkal. Şimdi bu kadar mesela ben İzmir'de oturuyorum, bu kadar saatte 3 tane bakkal olur. Bak, benim oturduğum mühütün nüfusu 35 bin. Evet. 4 tane bakkal var, 1 tane kahve var. Ha. Burada 18 bin, kaç tane kahve biliyor musun? Yukarıdan aşağıya en aşağı 50 tane kahve var. Bakkallıkta. Yani bu neden kaynaklanıyor? Yani başka iş bulamadığından herkes rahat bir sanat diye bunu seçiyor. Yani onun için sordum seni. Ama bilemiyorum ustam. O iş sizde ne oluyor? Ben şey seçiyorum. Şimdi bizim oraya ne olacak? Memleketten sanayi olmazsa, fabrika olmazsa, bilmem ne olur. Ben bir sana soruyorum. Şimdi şöyle, ben size bir folklor bırak diyorum. Bütün Besni sınırlarında, köyler de dahil, Besni'nin davulunu çalacak, her havayı çalacak, neresinden olursa olsun bir folklor kuracağız. Bütün Besni'ler de katılıyor yani. Folklor ekip. Ya, ekip kuracağız. Evet. Siz de maddi manevi katkıda bulunur musunuz? Yani tavsiye de bir şeydir yani. Nasıl yani? Ya şimdi diyelim ki bir dernek kuruyoruz. Halkla folklor kuracağız. Yani sizin köyden, rahat Kızılin'den iyi davulcu var, iyi çalar.
filan iyi söyler. Filan adam filan yerde iyi oyun oynarlar. Bu yani tavsiye. Katkı yardımı. Mesela derler ki ya folklor bir 10 bin lira ver. Yani böyle bir yardımla şeyler. Ümidin yettiği nispetçe katılırız. Öyle bir işten katılırız. Öyle bir işten ne olur? Müşteri gibi çekeriz. Bu müesseseye ait aslında bizim. Müessesenin aynen esnafın olması bizim. Hede, çeker diyor. Kaç yaşındasın? Evde yemek geliyor. Yemek bir dakika. Geliyor. Gel ya. Gel abi. Kaça kadar okudunuz? Şu an Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde öğrenciyim. Öğrencisin. Peki bu işi bir meslek olarak seçtin mi yoksa babayın bir vekil olarak mı yönetiyorsun? Yani severek bir meslek mi edindin? Ama okumama yardım olur. Ben de boş zamanımı burada değerlendireyim mi diyor size. Hepsi de var yani. Ha, peki, ticaret güzel bir şey değil mi? Evet. Ama dürüst yapıldığı müddetçe. Taktığın zaman iki tarafın memnun olduğu müddetçe ticaretin en güzelidir. Yani bakalım, peki ticarette, sorun. Ticarette karşılıklı borç görüyor gerçekten sözünde durma önemli evet. Ki. İnsan sözüne yalan çıkmadığı müddetçe. Tabii. Şimdi ticaretin büyük noktası saygınlık kazanmak, yani ihtimat kazanmak. Ben bu işi ben de yaptım. Ben dozer parçasıyım. Şimdi ben hiç para vermeden bir yer oradan al, oraya oradan alsa elime para, kârı alır, hemen parasını tanırsın böyle. Şimdi şöyle diyeyim. Siz hangi brandı seçiyorsunuz Türkiye'ye göre? Şimdi dedin açık öğretimde okuyorsun. Senin gönlünde ne olmak istiyorsun? Yani amacın ne? Yani seçeceğin dal nedir? Aslında ben en çok sevdiğim dal hukuktu yani. Bir hukukçu olmak. Evet. Amacımız artık başlamaya düşünüyoruz. Yani yine evet. De çalışacağız. Yani. Hukukçu. Neden bunu seçiyor? Yani hukukçuluk seçimi neden geliyor? Bu bir meslek değil. Meslek olmadığına göre bir memur gibi işedir bu yani. Şimdi hukuk derken savcılık ya da başka bir şey düşünmüyorum yani. Bundan da özellikle avukatlık da var, evet. Amacım yani böyle darda kalmış insanların, bazı haksızlığa uğramış insanların haklarını aramak. En azından topluma, alt tabaka bir işçi sınıfının haklarını arayabilirim yani. Tabii, karşımda. İnsanlık ilkelerine uygun yasaları eşit sağlamak, tabii. Vatandaşa eşit muamele yapmak. Ayrıca mesela şöyle diyelim, layıklık insanın özüdür. Tabii. Hangi meslekten, hangi dinden olursa olsun layıkça bu vatanda yaşayan herkes Türk'tür, bu yasadan herkes faydalanmalı. Değil mi? Tabii. Peki, sağ ol, teşekkür ederim.
bugün halinde dokunma hazır. Çalışıyor.
Tanıyorum. İsminiz? Mehmet Leylek. Evet. Ne yapınızda besini olarak kimler derler? Hicabizadeler. Hicabizade. Hangisinin oğlusun? Hicabizadeler. Hacı Mehmet'im. Evet. Peki şimdiye kadar şöyle kısada ne işler yaptın? Nelerle uğraştın? Nasıl geldi bu? Kendilik yaptım. Evet. Çiftçilik yaptım. Evet. Ticaret yaptım. Evet. Ha, şimdi şu hacca gittiniz. Allah. Efendim? Hacca gittiniz mi? Gittik. Ha. 76'da. Tamam. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Ha. İkincisi. Şimdi sen çocuklarından sana karşı saygılar mı? Sen babana saygılıyken şimdi onlar da aynısını yapıyor aynı, mu? Aynı devam ediyor. Ha. Güzel. O zaman bile, ha. İşte demek ki terbiyeyi devam ettiriyor. Hani beslini olduğunu ispatlıyor. Güzel. Şimdi sana şöyle bir şey sorayım. Bu aşağı şehrin camılar niye yıkıldı? O hamamlarımız, miskilim hamamlar, o Allah'ın evi yıkılır mı? Nasıl yıkıldı? Kim acaba ihmal mı oldu? Yoksa böyle gece taşçılar çekip ona buna mı sattı? Hayır. Evgaf idaresi sattı hamamı. Evet. Peki bir hamamı var ya. Evet. Bunlar evgafı mı diyor? Evet. Vakıf idi. Evet. Meydan hamamı yine vakıf idi. Hacı camileri minareler yıkılmamış, camiler yıkılmış. Şimdi camilerin kenarları biliyorsun ya, kesme taştı, üstü topraktı. Şimdi besine sen olsan ben olsak şimdi üstünü yaptırırdık. Ne güzel bir abide gibi kalırdı bize. Niye camıları niye söktüler? İşte bizim vahşilerimizden oldu. Vahşilerimizden. Kabristan'da kabristanı getirdiler yeni şehre. Allah Allah. Ya kabristan'dan büyük taşlar var ya. Nereden evet. Taşlar onları Andur'a getirdiler. Öyle taşlar. Evet. Ben ona bir beyit yazdım. İkincisi peki bu nahat taşlarını çektiler. Ödüyorsun, bozdu. Şimdi ben Besliler aşağıda yaşadığımız zaman bir halik düşmedi. Değil mi? Evet. Hepimiz gidiyorduk, kadınımız silkelerdi, süpürürdü. Değil mi? Yani, hocamız öyle, mezirimiz öyle. Şimdi bu sahipsizlikten mi kaynaklandı diyorsun tamam. Sen? Sahipsizlik. Evet. Buranın aşağı şehirden, yukarı şehirden nasıl olması havalarla devre yükselettiler. Evet. Evet. Emirler dedi ki yukarı doğu diye kesin yağsında oraya bakacak. Havalar da bu tarafa bakacak dedi. Onun için buraya alır bastılar buraya yükselttiler. Şimdi bir de şu var. Şimdi soruyorum. Şimdi Mustafa Beyler demiş ki bu kesin yazısını ben çok bedava vereceğim demiş. Şey bu Çalgan'ı. Dündar yazısını. Çalgan'ı evet. Ha. Şimdi buradan oraya taşınmaz diye çoğu itiraz etmişler. Evet. Şimdi asıl devletten gelenler Kaya Ardına demiş burası iyidir. Kimisi de kesin yazısını demişler. Havalarla devletler. Ha. Emirler mi? Kesin yazdı. Kesin de Kargalın arazisi evet. Dedi. Orayı dedi. Yeşit Bey'den Serhan'ı dedi işte burayı. Evet. Dedi kimin dediği oldu şimdi bununla göre Yeşit Bey mi dediği şey kimin dediği oldu? Mebus Meşid Ağa. Ha. Hacıbedir Ağa'nın zamanında milletvekili her şeyde geçen bir şey evet. 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 Atatürk. Şimdi sana soruyorum, Atatürk böyle yıkıldığını bilseydi cezalandırır mıydı bu milleti cezalandırma, böyle bir yanlış yapıldığını duysaydı? Bu şehri ora deyip kayardı dümdüz dururken böyle bataklığa çekmesini bir mebus olarak böyle hata yapmasını Atatürk kabul eder miydi? Sorayım sana. Bu hatayı kabul eder miydi? Allah. Duysaydı. Allah. Atatürk fedakarlığı çoğuldu. Lakin beyler, benim görüşüm gibi değerdi ki onu evet. Görüşü ayrıydı. Evet. Niçin idarları yırttı? Niçin hamam kapılarında bekletti? Evet. Atatürk zamanıydı bu.
Evet. Kabil Yavru Hüseyin İzel memuruydu belediyede. Vekil belki neydi? Ha şimdi onu dedin de İzel diyorsun. Şimdi İzel al gen yok. Ne? Bu İzel'i gen yok. Bak şimdi eline ya. Geçen yok. Daha halandı. Ortaya getirdim 100 bin zaten aldım. Eline geçen yok. Yok. Öyle mi? Seninle orada görüştüğümüz zaman. Evet. Ankara'da. Evet. Hangi sene, hangi aydı o? Hangi sene? Kaç sene? 1967 idi galiba. 67 mi? Ha Ankara'daydı. Evet. Ülkemiz evet. Evet. Pekala bu şekilde bizim çocuklar buradan büyük olan vermiyorsa ötekinin kızına evet. Ne gittik? Evet biliyorum. Urus meydanına çıktık. Evet. Biz de Aydınlık'ta oturuyorduk. Evet. O zaman iki sene kaldım ben. Evet biliyorum. Şimdi böyle olduğu halde bizim çocuklar şaşırt kızım. Evet. Sevgili. Onlar öteki saniye de güçlüydü o zaman. Evet. Beraber giderken kadın kolları başkanı varmış haberim yok. Benim geldi orada Urus'tan çıkıyor ki şimdi evet. Ben o girek de. Şimdi bak da biraz öte beraber bak yavaş gezdiren çocuklar. Evet. O kadın çocuğu mutlu olsa diye bütün kulüpler gelip çarşafını yıkarlar hadi. Evet. Bir çapırtın geliyorum da çocuğun rengi geçti. Ne oldu kızım dedim. Böyle böyle o kadın böyle geçti. Efendim de bak nohutluk çarşafını pincağın ayaklarında kadın bak bunların için yırtırmıyor. Seninki nereden yırtırmıyor? Kimseye de tizi örmüştü. Evet. Gitti. Evet. Ölçülmeyen yok der. Ölçülmeyen var. Evet. Heves ediyorlar da. Peki ikinci. Evet. Bu Çat Gölü'nün Çat'ta göl olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Ha. Peki bu göl şimdi şehir oldu. Bu nasıl oluyor yani? Bu mantığı mıdır? Ne mantık onda? Evet. Mantık nerede varmış? Evet. Alo babanın evini vura. Mantık kabulü değil miydi? Evet. Ne? Hala daha ilan. Hala. Babam da belediyenin şeyi bitti, bizim babanın şeyini orada yahana yaptı. Gel buna görmedin orayı. Burası evet. Oynayacak yer mi? Evet tabii batar. Oynak oynak. Batar. 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 Hala oynuyor. Çok kötü. Orası çok başlıyor. Yani, mantığımı diyordu değil mi? Karayolları değişti. Şimdi biz 1952'de bu gölbaşında yolu yaparken bize müracaat ettiler karayollar bizim şantiye ki bu Dumlupınar kenarında toprak var amanın bir ne olursun bunu bir atın dediler bir zahmet. Biz de oradan dıngır dıngır dözleri getirdik bu Dumlupınar'ın kenarındaki toprakları yaydık. Bizim mühendisler dedi ya bu memleketin hiç mi akıllı kişi yok bu bahtak oynak eraziye şehir kurulur mu? Bu bina kurulur mu? Diye söylediler. Şimdi yani ne olursa olsun ben... Evet. Aşağı kapıyı. Bak var hala. Ben aşağıya. Peki. Sana sorayım. Sen o zaman sana deselerdi ki bu besniyi bir yere kur. Nereye kurardın? Ne? Sen gönlünce. Çok iyi kurardın. Kimse yeri parak. Yukarı koysun. Aşağı evet. Arası. Ha. Çok erazi de müşür. Nereye kadar güzel. Kesin de olur. Çok dünyası değil. Kesin de iyi. Kesin de iyi. Evet. Suyu da yine iyiydi. Suyu iki mesafe evet. Vardı. Evet. Biri çövenek, biri de savaşı. Peki şimdi sana bir son söz daha sorayım. Şimdiki bu gençlere tavsiyen nedir? Şimdi nasıl olmalı? Sen genç yetiştin. Bugünkü bir senden gelen gençlere, bugünkü gençlere nasıl olmalı yani? Niye dikkat etmeli? Hayaya edebe. Evet. Edeb haya kalmamış. Evet. Nesihat tutmuyor. Evet. Artık bunu bitirecek yol üstüne gider. Şimdi bak bu çocuk ama böyle geldi. Eskiden gezemezdi. Evet. Kadınlar da ağrıyor. Yani. Kulu erkek, evet. Kadınlar bundan da ağrıyor. Evet. Ne konuşuyor? Doğru. Ne diyeceğiz hadi ki gel buna. Vaadler evet. Ediyor. Vaad edildikten sonra dediğim yürüyeni yapıyor. Evet. Biz ne anladık? Evvelden bir alim geçmeyi biliyor. Evet. 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 El pençe dururlardı. Ben de hatırlıyorum. Şimdi böyle Hoca Efendi şuradan geliyor. Evet. Bu adam burada dikilir kalır. Evet. Hocayı ayaklar ayaklar gidecek ki. Evet. Kadın erkeğin önünden geçmez. Şimdi kadın senden evvel çağırıyor. Ha, evet. Nerede kaldı? Ne tavsiyede bulunacak?
Evet, doğru. Demek ki biz töremize karşı iyi kullanmamışız. Şimdi insanlarda sanat başka, ahlak başkadır. Şimdi ben para zengin oldum diye ahlakı bozmak mı gerek? Bozuyor. Ha, ben Türkiye'ye adım adım geldim. İstanbul'da, Oğuz'da, Ankara'da aynı kişiyim. Mesela kendimde Besri'nin ben karakterini, Besri olduğumu her yerde şerefle kullandım. Neden? Sorduğu zaman şimdi ben İzmir'de bir kahveye oturuyorum mesela kendim. Gelene çay, gidene çay. Ha, biz alışmışız ya. Oturana çay, oturana çay. Adamın nazar dikkatini çekiyor. Öyle bir şey yok onlarda. Herkes çayını verir. Ha, ya sen nerelisin diyorlar. Ben diyorum işte Malatyalıyım ya Besri'yim. Besri'yi tanımazlar ya Malatyalıyım diyorum. Ya belli diyorlar. Neden diyorum? Doğunun adamı bonker diyorlar bak. En azından yani. Ama burası bütün kaygılarımız. Hadi o kaşım olma, hemen daha var dedi. Evet, iyi biliyor. Bu kaşın çalıcı başıydı. Ankara, Yükkepe, başıydı. Bir gün ben öğlen yemeğine geldim, evlilik yaptığım gibi. Kolum rahmetli de çeşmeye gelmiş, çeşmede abdest alıyor. Gelirken de boş geçmez. Evet. Bir hangili aldı, su doldurmuş. Mahmet evet. Ağa orada görüyor, bu da evine getiriyor bizim evin içine. Evet. Mahmet Ağa hangili babamın elinden alıyor. Evet. Hocaya hürmetle elinden arıyor ama o kapıya kadar götürüyor. Kapıyı açıyor, kapının kapıyı yapıyor, gidiyor. Şimdi koca daha da reis bu evinde olsa alır mı olsa geçer. Evet. Nerede kaldı bu sayfa? Evet. Sonra bir şey daha diyor. Bu da şeyin karesinde o kadar kurallarına da diyorsun. Mustafa, Halil Baba öldüse söylüyor. Evet. Mustafa Baba yerine geçiyor. Evet. Evladıydım. Evet. Mustafa Baba öldüğüne kaldı. Abidim bir, YouTube iki, düştü. Üç. Bunun düştü baba şeyi, annesi. Mustafa Baba'nın kardeşi. Ha? Kardeşi. Mustafa Baba'nın kardeşi de. Abidim babası. Abidim annesi. Bu ya ne diyor? Tarikatta, şeriatta, adapta layık mıydı diyor. Ammi'yi minaranın başına çıkardığında her şeyi kıydı, rapurluyordu. Onun için şikayet etti aslında. Adıyaman'a vilayet. Babalık nerede kaldı? Terbiye nerede kaldı? Evet. Hakikat nerede kaldı? Daha da bir olmasaydı görevde atacaklardı. Müftü vardı. He, he, tamam. Bilmiyor musun? Hadi bir şey peyli. Ne diyor bu? Tabii. Ha? Ne diyor bu? Evet, doğru. Sen diyor ki gençlere ne menfaat etse görüyor. Gençlerin menfaat çocuğa mı kalmış, babalar mı kalmış? Nerede kalmış? Analar mı kalmış? Evet, işte siz işitip bu konuşmanız bizim Besliler'in yani Besli'de yaşayan bir tarih olacak yıllarca. Böyle şimdi seni şimdi kitaba yazsak kim tanır kim bilir. Sen diyorum kitapta kimse okuyup tanımaz. Ama bu filme koydun mu İstanbul'daki görse tanır. Ha, biz onun için daha iyi aile kökenini canlı tutuyoruz yani. Böyle kendi sesiyle, nezahatiyle, iş yapıyorsa işiyle. Kitaptan bu daha iyi. Çünkü herkes tanır. Konuşman da belli. Filan ol filan diye herkes bilir seni. Ama kitapta... Yeni nesil bilmez. Ha? Eski nesil bilir. Ha? Yeni nesil. Şimdi ben torunlarımı tanımıyorum. Evet. Allah. Ha. Neden? Herkes kendi kazanıyor, kim ya? Balıkesir. Ha, bir de şu var, ya eskiden az kazanıyorduk. Bayram kalamız vardı, Abdülhamımız vardı, efendim Raşitler vardı, çalardı, düğünümüzü yapardı hamamlarda. Millet az kazanırdı, neşeliydi. Şimdi herkesin altında araba var, her biri bir yerde. Neşesi yok. Yok. Bu neden oluyor acaba? Bunun sebebi ne? Sebebi işte hayata. Ha. Çünkü eski bu adet ve örfümüz kayboldukça sokaktan adet topluyorlar, başkasına bürünüyorlar. Yani kendi törenimiz, kendi kültürümüzü kaybettikçe başka kültürler alarak bize yansıtmıyorlar. Batılaşmıyor. Evet. Yani kendi kültürümüzü biz başkasına yansıtacağımız yerde elin bunun hiç olmayan kültürünü bize yansıtıyorlar. İşte görüyoruz ki bir yanlışlık çıkıyor. Onun için biz de bir folklor kurmak istiyoruz. Besli'nin davulunu çalsın, Besli'nin havasını çalsın, Besli'nin halkından olsun diyoruz.
dede kültürümüz kaybolmasın diye bunun için mücadele ediyoruz. Hem ailelerimiz, aile kökeni kaybolmasın. Bak seni şimdi aldık. Senin arkası gelen kaybolmaz. Senin torunun gelecek yarın diyecek ki ya bak dedemin bir filmi varmış canlı. Gelecek bunu arayacak ve dernekten çıkaracak, konuşacak. Evine getirecek. Dedeyi seni canlı. Tanır o, tanır, tanır. Tanır. Çeşmeden alıyoruz ya, bakışların evine yine de ben verip başımdan getirip getireceğim. Şimdi şu kadar çocuğa açık, oğlum şunu al getiriyor, getiriyor. Ya evladına ne diyorsun ki, evladına ne diyorsun? Peki, peki. İlginizden dolayı çok teşekkür ederim. Sağ ol, gününe sağlık. Soyadın? Anır. Lağabınız nedir? Hangi, nerede? Köyde mi oturuyorsunuz ki evde mi? Şehirde. Şehirdeyim. Köydeydim, şehre geldim. Peki. Aşağı şehirde Halif Esen'in talebesiyim, Sıkık Hoca'nın talebesiyim. Evet, güzel. Eski yer. Şeyle, eski yer. Ha, evet, eski yer. Emekliyim şimdi, oğlum. He? Emekliyim oğlum. Evet. Peki, şöyle eskiye ait elinde böyle bir beyit veyahut da bir deyiş var mı? Gönül mülki açılmaz gey melamet var. Nezer idin bu dünyaya türlü alamet var. Şeriat göğe çekildi, zulm ile yerler yıkıldı. Yüz suyu yere döküldü, kıyameten işaret var. Ne kadi adliye dad eder, ne heybulu şad eder, ne ümmi ihtikad eder, ne imamdan tamamet var. Sufi zöder, riyak atar, olan mahluk dahi biter, ne danışmendi okur tutar, ne mescide cemaat var. Ganilerin gitti hayri, fakirin kalmadı sevri, ne oğlan anaya kadri, ne atadan şefkat var. Ne pirler ölümünü yoklar, ne kız ala, ne kız ayal edep saklar, yigitlerden cehalet var. Devrişinde yok gezer, halkı birbirinden azar, kapıyı açar, göz ile görür, kör olsun, ne derişte kanaat var. Vasil olmaz, kimse hakka cümleden dur olmadan, kens açılmaz, sol dönür de ta ki pırmur olmadan, padişah saraya kurmaz, hane mamur olmadan. Güzel. Devam edeyim mi? Evet. Her ne kadar cehd edersen bir mürada, nasip olmaz mukadderden ziyade, dünya dolu rızkın olsa, kişi cümmet kısmetinden ziyade. Evet. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol. 50 senedir bu mahkemeyle uğraşıyorum. Allah uğraşır. İnşallah, inşallah. Bu pirin sayesinde beni mahkemeden kurtarır. Evet, inşallah.